Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yine bugün elimde çok güzel bir yazma var. Bu yazmamı çok seviyorum. Çok da beğenerek almıştım alırken. bu yazmamın kenarında güzel çiçekli bir model göstereceğim. Yazmama yazmamı oyalamadan önce ikişer zincir çekerek tığladım. Siz de benim tığlama ile ilgili püf noktalarımı merak ediyorsanız eğer YouTube'un arama kısmına Oyan'ın 1098 yazarak benim püf noktalarımı paylaştığım videomu izleyebilirsiniz. Şu anda da yukarıda bilgisi çıkıyor oradan da bakabilirsiniz. Yazmamın içerisindeki çiçekler sadece pembe ve yeşil içeren bir yazma. Bu nedenle pembe yeşil güzel böyle zarif bir örnek başlayacağım bugün. Ee, yeşil ipimin numarasını hemen söylemek istiyorum. Ee, yeşil ipim altın başak marka 2 numara yeşil. Ee, pembe ipimde altın başakta birçok pembe tonlu uyan en güzel pembe tonu. Altın başak yine 5 numara pembe. Ee, bu oyayı yaparken arkadaşlar dondurma çubuğu kullanacağım. Bu çubuklardan kullanarak yapılan bir model. Tığımı da söyleyeyim. Tığım da soruluyor söylemediğimde 22 numara. Hemen oyamızla devam edelim. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturarak başlıyorum. Yapılışı çok kolay, çok kibar bir oya. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. ilmeğimi oluşturduğum Geldim şöyle tığ battımın altından gireceğim. Benim oyalarımı takip edenler bile çok fazla köşeden başlamam. Biraz daha iç kısmından başlamayı tercih ediyorum. Sık iğne ile ilmeğimi buraya tutturuyorum. İlk tutturmam bu şekilde. Üstüne 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir tığ battı sonrasından üç zincirimi tutturuyorum yine 1, 2, 3 zincir çektim bir sonrakine geçiyorum bu şekilde arkadaşlar ben bu modelimin çiçek yuvaları arasında 10 tane bu şekilde boşluk bırakıyorum şöyle göstereyim tekrar yakından 3 zincirimi çekip bir sonraki tığ battıdan tutturarak bu şekilde dediğim gibi 10 tane yapıyoruz. Yine 3 çektim. Bir sonrakinden devam ediyorum. Şimdi burada arkadaşlar çiçek yuvamızı e, yapmadan önce bu 10 taneyi ayarlamamız gerekiyor. Çünkü kenarına tutturarak devam edeceğiz. 3 Şimdi yap yapabilirim. Kaç tane yapmış oldum onu sayalım. 2, 4, 6 tane yaptım. Şimdi çiçek yuvamı yapabilirim. Burada bir defa doluyorum. Geldim. Tığ da bir tane boş bıraktım. İkincinin altından giriyorum. Önce bir Sonra iki biraz uzatarak çektim sonraki sonraki çektim üstüne bir tane zincir çektim Yaptığım bu geniş trabzanın önünden bir tane sık iğne yaptım bu şekilde burada oluşan ilmeğimi çubuğun üstüne alacağım arkadaşlar bu şekilde bu yuvaya 15 tane ilmek yapacağız bu birinci olmuş oldu son kısımda biraz yığılma oluyor bu nedenle ilk yaptıklarınızı biraz sık yapmaya yakın yapmaya çalışın 2 3 oldu

11 12 13 iki tane yapacağım ama dediğim gibi biraz son kısımda yığılma oluyor. Hiç problem değil aslında. O sonra çubuğumuzu çıkardıktan ve üzeri yapıldıktan sonra kendi yerleşiyor. 15.yi yaptım ben. Şimdi burada çubuğumun üstündeyken ilmeklerim. E, büyük trabzanımı tutturduğum tığ battığının altından tekrar giriyorum. Burada bir ilmek yapıyorum bu şekilde. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakinden tutturuyorum. 1, 2, 3 çektim. Bu şekilde. Yapıyorum. 10 tane yapacağım arkadaşlar. 10 tane yapıp tekrar çiçek yuvası yapacağım. 10 tane yapıp tekrar çiçek yuvası yapacağım. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi ben birkaç tane yapayım. Ee, bu küçük çimenimizden üst kısmının yapılışını göstereceğim. Sonra yanına birkaç tane daha yapıp size sıklığını da göstereceğim. Şu parmağımda kalan ipimi alıyorum. Çubuğumun üstündeki görüntüsü bu şekilde. Hemen pembe ipimle ilmeğimi oluşturup çubuğumu çıkaracağım. Ve üst kısmının yapılışına devam edelim. Burada e, dikkat edilmesi gereken nokta nereden tutturduğumuz ona biraz dikkat etmek gerekiyor. Hemen ilmeğimi oluşturup onu göstereceğim ilmeğimi oluşturduğum Çubuğumu çıkartıyorum artık. Ee, bu modelde arkadaşlar çubuktan çıkararak gitmek gerekiyor tabii ki bütünü yazmaya çubuk yetmeyeceği için. Çıkardıktan sonra benim size tavsiyem plastik çengelli iğnelerle her birini tutturmanız. Çünkü açılabiliyor, kayabiliyor, içinden geçirmeli olduğu için. Buradan arkadaşlar yaptığımız yuvadan 1 2 üçüncüye yuvanın önündeki üçüncü küçük çimene bu şekilde sık iğne ile giriyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Geldim şimdi düzelterek giriyorum. Birinci, ikinci, kıvrılanları düzeltiyorum. Üçüncü, dördüncü, beşinci. Beş taneye girdikten sonra hepsini birden içinden geçiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Sık iğnemi yaptım. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Yaptığım sık iğnemin önünden giriyorum. Kirpiği düğümlüyorum önce. Kirpiğimi düğümledim. Sonra tekrar gene yuvadan giriyorum. Aynı hepsinden birden sık iğne ile. Yine üstüne 5 tane zincirimi çektim. Yine bu sefer ikinci sefer yaptığım sık iğnemin son yaptığım sık iğnemin önünden giriyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yine yuvaya geldim. Sık iğnemi yapıyorum. Üstüne 5 tane zincir çektim. Yaptığım sık iğnemin önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Tekrar yuvaya bir sık iğne yapıyorum. Şu anda dördüncü oluyor benimki. Yine 5 zincirimi çektim. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. Yine yuvadan şöyle göstereyim oluşan bölümü. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Yine yaptığım sık iğnemin önünden giriyorum. Bu 5. oldu. 6 tane yapacağız. Yine yuvadan giriyorum. Sık iğnemi yapıyorum. 2 3 4 5 zincirimi çektim. Geri döndüm sık iğnemin önünden girdim kirpiğimi düğümledim şimdi bu modelde bitirirken yine yuvaya sık iğne yaparak bitiriyoruz sık iğnemi yine yaptım şöyle göstereyim üstüne bir iki zincir çektim şimdi yine sırada kalan ilmekleri düzelterek gireceğim birinci düzeltmeyi mutlaka dikkat edin arkadaşlar ikinci üçüncü dördüncü beşinci hepsinin birden içinden giriyorum sık iğne ile Yine üstüne 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yaptığım sık iğnemin önünden kirpiğimi düğümlüyorum bu şekilde. Şöyle göstereyim oluşan bölümünü. Yine aynı şekilde yapacağım. 1 Önce sık iğnemi yapıyorum. Yine 5 zincirimi çekiyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yuvadan giriyorum. Sık iğnemi yapıyorum. 6 şer tane bu şekilde kirpik yapıyoruz arkadaşlar. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. 5 zincirimi çektim. 4. kepiğim oldu. Yine yuvaya giriyorum. 1, 2, 3, 4 5 tane zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim. Bu şekilde üstüne tekrar 5 oldu altıncısı için yine yuvadan sık iğnemi yapıyorum 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim kirpiğimi düğümlüyorum yine 6 tane yaptım yuvada bir tane sık iğne yaparak bitiriyorum üstüne 2 tane zincirimi çektim arkadaşlar burada 1 2 ve yine ilmeklerimi düzelterek gideceğim şu çık çıkar dediğim mesele buydu şu an benimkinin bir tanesi bile çıkıyor arkadaşlar mutlaka çengelli iğneye geçirin Şöyle düzelteceğim ben. Bana o kaçırdığım ilmeğimi tuttum. Şimdi düzelterek gireceğim. Önce pembe ipime tabii ki. Daha sonra birinci ilmeğim kıvrılanları düzeltiyorum. İkinci kıvrılanları düzelterek üçüncü, dördüncü. Son kaçanı tutmuştum ben onu hemen şöyle düzelteyim eski haline gelsin. Beşinci hepsini birden içine sık iğneyle giriyorum. üzerine yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum yine yuvaya bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 zincirimi çektim yine döndüm kirpiğimi düğümlüyorum böyle çıtı pıtı oyaları seviyorsanız çok büyük oya kullanmaktan hoşlanmıyorsanız deneyebilirsiniz güzel bir model oldu böyle küçük çiçekli yazmalarda da ben daha çok böyle oyaları tercih ediyorum Büyük oyaları yapmak çok keyifli. Böyle yaparken gerçekten çok güzel, çok zevkli oluyor ama ben kullanmasını pek sevmiyorum. Daha küçük modelleri daha çok seviyorum kullanmak için. Sizin de tercih edebilirsiniz. Belki hoşunuza gider, zevkinize uyar diye düşünüyorum. Bu şekilde. Şu an 5. kirpiğimi de yaptım ben. 6.yı yapınca bitecek. Bitirirken de başlarken yaptığımız gibi bitiyor arkadaşlar. 5. zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim. Yuvaya en son bir sık iğne daha yapıyorum. Üstüne zincirimi çektim. Bir tane sıkıcı zincir çektim. Geldim. 1, 2, 3. Çimenimden sık iğne yapıp şöyle tutturuyorum. Şöyle göstereyim size. Bunu yaptıktan sonra hemen ipimi kesiyorum burada. Ben hızlıca hemen diğer çiçeğimi de yaptım arkadaşlar. Modelim bu şekilde devam ediyor. E aradaki sıklığını siz istediğiniz sayıda boşluk bırakarak ayarlayabilirsiniz. Kendinize, hekinize göre. E hem bu modelim hem de şimdiye kadar paylaştığım bütün modellerimin yakın plan fotoğrafları için Instagram'da beni o yanım sayfamdan takip edebilirsiniz. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin. Herkes yapsın. Güzel günlerde sağlık ve mutluluk içinde kullansın inşallah.